Uyandım oğlum. Serkan. O kadar sesleniyorum, niye cevap vermiyorsun? Ya uyuyamadığının farkındayım. Gözünü bile kırpmadığına eminim. Ya biliyorum, bana sinir oluyorsun sana söylemedim diye ama söyleyemedim ki. Ya bütün bunların olmasından korktum ama engelleyemedim de. Biliyorum şok üstüne şok yaşadın, sarsıldın, hatta darma duman oldun ama bir de Sarp'ı düşün. Ya tüm bunlar o yaştaki çocuk için de çok zor. Kolay değilse. Önce ben çıktım abinin karşısına. Sonra sen dün söyleyince seni öğrendi. Abin acı çekiyor oğlum. Bu yüzden sana biraz uzak davranırsa, sen yokmuşsun gibi yaparsa sakın üzülme olur mu canım? Abine biraz zaman ver. Aa Serkan ama... Kızma babana sor, o anlatsın. Baba, ya bu ajan kadın mevcudiyetime yüklenen bir tehlike. Heyula gibi ya. Tutturmuş gulyavanı gördüm diyor. Baba. Sen kendin söyledin bana. Ya ben gayetten sesler duydum diye kapıyı açtım, dışarı bakmaya döndüm, arkamı seni gördüm ya. Ya işte duydunuz, kendi söylüyor. Olmayan sesler duyuyor bu adam. Ya. Kadir baba. Kadir. Ne oluyor ya, niye bu haliniz böyle? Sarp yok Kadir. Gitmiş. Serkan da yok. Nasıl yok? İkisi de mi yok? Nereye gitmişler? Birlikte mi gitmişler? Bir dakika, bir dakika ya. Evin her yerine baktınız mı peki? Baktık. Ben bir bahçeye de bakayım. Tamam. Aa! Hani ben gayipten sesler duyuyordum? Ben Hayri'yim, Hayri! Buna kapa, ah buna kapa derler. Kapa, ışıldayan kapa. Ne yapacağız? Ne oldu kızım? Bahçede de yoklar. Kim yok? Dede, torunların yok, torunların. E tamam, mesele yok o zaman ya. Ne? Torunlar mı yok? Uçun, arasın sen. Ya baba, Allah aşkına gel şuraya. Ne yapıyorsun? Dünya dönüyor ama...